Ekmek ve Gül izleyenleri, bugün Parseller İmatköy Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Kadınların aylık kahvaltı etkinliklerine konuk olduk. Kadınların dertlerini, sıkıntılarını paylaşacağız. Onun için geldik, sohbet edeceğiz. Başlayalım, sizleri tanımayı isterseniz öncelikle. Buyurun. İsmim Gülsen Demirbilek. Arkadaşım davet etti, geldim. Ve ortam çok güzel. İsmim Aynur Durmuş. Ben fabrika işçisiyim. Alüminyum fabrikasında çalışıyorum. 12 saat çalışıyorum. 2 tane çocuğum var. Sabah 8'de işbaşı yapıyorum. Akşam 8.30'da eve geliyorum. Artık hayat benim için bitmiş oluyor. Cumartesi de aynı şekilde çalışıyorum. 8 saat çalışmak isterim. Hani 4'te evde olmak isterim. Kendime zaman ayırayım. Çocuklarıma zaman ayırayım. Evime zaman ayırayım. Arkadaşlarıma, çevreme, akrabalarıma. Yani çalışma saatlerinden şikayetçiyim. Serviste tek bayan benim. Yani tacize şeye kaldım. Bunun için de bayağı mücadele ettim. Ama istediğim yere oturdum. İstemediğim arkadaşı da yanımda oturtturmuyorum. Bunu da başardım. Özge Ayhan, öğrenciyim. Kız çocuklarının da okutulmasını istiyorum. Menekşe Erdemir. Ev işinde çalışıyorum, çocuk bakıyorum. Bir kızım, bir oğlum var. Yani bu kadar. Nazif Erdemir, ben de fabrikada çalışıyorum. Taşeron işçisiyim. Benim şikayetim taşerondan. Fabrikanın olanaklarından, maaşlarından yararlanamıyorum. İş çok, maaş az. Öyle taşeron işçisi olarak öyle çalışıyoruz. Zor şartlarda. İsmim Midan Mercan. Ben Ankara'dan geldim. Kızımın yanına eğlenmeye İmatköy Dernek şeyine geldim. Benim çalışma şeyim yok. Çocuklarımla meşgulüm, evimden ev hanımıyım. İsmim Kamera Aygün. Ev hanımıyım. Evet, çocuklara, torunlarıma bakıyorum. Evdeyim, başka bir işim yok. Ben Gülendam Keskin Karabulut. Arkadaşın burada dayanışma için yapılan, kadınların bir arada olması için burada olmak gerektiğini söylediğinde ben de burada olmam gerektiğini düşündüm. Çok canım yanıyor, gerçekten çok canım yanıyor. Yani anlatmakta zorlanıyorum. Bu ülkenin bu durumu beni çok, barış için ölenler benim canımı acıtıyor. Silvan'da ölenler benim canımı acıtıyor. Dışarıda dün duyduğum bir arkadaşın, kadın arkadaşımın kocasından yediği dayaklar benim canımı yakıyor. Benim kendi özgür olmam, özgür değilim. Özgürüz diye bir arkadaş burada daha önce söyledi. Hayır, değiliz. Sokağa çıktığımda bir toplantı, geçen gün barış için oturma eylemi yaptığımızda eve geldiğimde yolda karanlıkta gitmekten korkuyorum. Çünkü etraftaki olaylar beni çok etkiliyor. Unutkan olduk. Bu hepimizde var. Unutuyoruz her şeyi. Bunun için çok kendimizi şey yapmamak lazım ama bizi bu hale getirdi. Bu devletin bu hale getirdiğini 80 sonrasında ben çok iyi biliyorum. Bizi televizyonlara kadınları itti. Televizyon seyredelim. Ondan sonra belli programları, belli onların şey yaptığı programları beynimizi bu şekilde yıkadılar ve bizi eve hapsettiler. Hani biz eve hapsedilmedik tabii. Ben sokaklarda olmam, benim tek başına olmam veya benim gibi çok olmak gerekiyor. Hepimizin olması gerekiyor. Hep çoğaldıkça daha güçlü olacağımızı, Özgecan'ın durumunu hepiniz biliyorsunuz. Onun gibi binlerce var. Dün gördüğüm kadının hala kocasından dayak yemesi, bunun gibi yok ben yemiyorum deyip, ben yemiyorum diye bir şey yok. Herkes bir şekilde şey yapıyor. Yolda geçerken taciz ediliyoruz. Bu yani şeydir, eve gelirken beni bir eşim veya benim bir erkek arkadaşım getirmesi benim kaldıramadığım bir olay. Ben dışarıyı rahat dolaşmak istiyorum. Özgür evime gitmek istiyorum. Bir toplantıya erkekler çok rahat kahveye gidiyor veya istediği yerden hiç korkmadan geliyorsa ben geliyorumdur. Şey yapmıyorum ama benim gibi bir sürü insan var böyle. Yani şey, ben de aman bir şey olur diye böyle bir baskı var. Bana da öyle bir baskı var. Aman sana bir şey olur, biz gelelim diye eşim tarafından böyle bir şey. Ya bana bir şey olmaz, ben kendim bir şey. Korkularımızı atmalıyız. En önemli şey korkularımızı atmalıyız. Korkuttular bizi, gerçekten çok korkuttular. Korkularımızı atmalıyız.
Ölen bir sürü için, barış için, ölenler için, bilmem şey için ağlıyoruz, üzülüyoruz. Ben kadınlarla konuşuyorum. Ağlamak, üzülmek sorun değil. Sorun bir şeyleri çözmek için bir yerlerde olmak. Herkes bir yerlerde olursa yanımızda sizin olduğunuzu bilmek bizi güçlendirir. Siz de bizim olduğumuzu bildiğiniz zaman güçlenirsiniz. Biz mesela burada ortak çok tanımıyorsak bile birlikte olduk mu güçlü olduğumuz için. Özür dilerim, çok fazla konuştum herhalde. Çok dertliyim, çok. Teşekkürler. Nermin Kılıç, elektronik firmasında çalışıyorum ben. İmatköy Derneği kadın arkadaşlar kahvaltı düzenlemişler. Ben de arkadaş davet etti. Bu toplumda kadınlar gerçekten çok ciddi sorun ve sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla ben de katılma gereğini hissettim. Gerçekten konuşacağımız çok şeyler var. İlerleyen dakikalarda konuşacağız zaten. Ben tekstil işçisi Gülsen Sayhan. Ben ev hanımı Sakine Şener. Zeynep Güven, tekstil işçisiyim. Giyim tarzımla olsun, kendime bakımlı olduğum için birçok kez tacize uğradım. Bunun için de artık dur denmesini istiyorum. Bu yüzden de kadınlarımızla beraberiz. Ben de ne? Güldoğan, İmatköy Dernek Başkanı'nın eşiyim. Mesleğim, işim tekstil. Şu anda çalışmıyorum, emekliyim. Arife Dağ, serbest meslekle uğraşıyorum. Burada bugün toplanma sebebimiz kahvaltı etkinliğiydi. Kadınlara şiddete yönelik haftamız olduğu için de güzel konuşmalar yapacağımıza, birbirimize destek olacağımıza inanıyorum. Hülya Aygün, fabrika işçisiyim. Ben Şemsi Ayhan, hastanede çalışıyorum. Hülya Erdemir, 30 yıldır çalışıyorum. 2 çocuk annesiyim. Kadın dayanışması için buradayız. Konuşacağımız çok şey var, evet. Ben Gül Aygün, bir firmada çaycılık yapıyorum. Ben Şahiz Ersam, Çorum Alaca İmat Köyü Derneği'nin Kadınlar Kolu Başkanıyım. Ayrıca burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadınların her zaman arkasındayız. İnşallah daha iyi şeyler görürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, anladığım kadarıyla ev kadını olanın da, iş kadını olanın da birçok derdi, sıkıntısı var mahallede, evde, iş yerinde. Bunlara gelecek olursak işçi kadınlardan başlayalım. İş yerinde ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, baskı, çalışma saatleri, sigorta, ücret. Bunlardan biraz bahsedelim. Ne gibi dertleriniz var bu konuda? Ben 12 saat çalışıyorum. Bu bana ağır geliyor bayağı bir. İki tane çocuğum var. Biri üniversitede okuyor, biri lisede okuyor. Hayat şartları da zor. Mesai istemiyoruz ama bir yönden de mesai kesilecek diye de korkuyoruz. Çünkü askeri ücret yetmiyor bize. Peki, uzun saatler çalışıyorsunuz. O süre zarfında ailenize, kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Atıyorum, bir sinemaya, tiyatroya gidebiliyor musunuz? Gidemiyorum. Sinemaya en son 3-4 sene önce gitmiştim. Hatırlamıyorum bile. Hani bir sosyal bir şeye katılamıyorum. Bir pazar günü evde kalıyorum. Onu da temizlikle geçiyor. Yani artık hayat bitmiş şekilde görüyorum bu. Peki çalışırken zorlanıyor musunuz? Uzun saatler boyunca ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Yaptığımız iş çok ağır. Yani bedenen çok yoruluyoruz. Bir de 12 saat her gün. Peki hiç bundan şikayet ettiğiniz, işte 8 saate düşürülsün gibi bir talepleriniz oldu mu? Oldu. Peki patrondan ne cevap aldınız? Patron özellikle şey, böyle hani bizim iş yerinde bir şey var. Millet hani yaşlıları oraya koymuyor. Bunlar tam tersi, hani ses etmeyecek. Evde oturan yaşlı kadınları getiriyorlar. En genci benim. 39 yaşındayım. Hani hakkını aramayan tipleri getiriyorlar daha çok. Hani şükür ediyorlar. Hani bunu bulamayanlar da var. Hiç böyle hani kadınlarla bir olup beraber hakkımızı arayalım diye bir talep ettiniz mi? Kadınlar arasında bunu konuştunuz mu kendi içinizde? Konuştuk. Zaten biz kadınlar olarak azınlıktayız. 200 kişi çalıştığım fabrika. 8 tane bayan var. Gerisi hep erkek. Onlar da zaten içine beni pek almıyorlar. Öbürler hep namazında, niyazında. Namaz kılmayan tek benim.
Hani bu yüzden dışlanıyor musunuz? Efendim? Bu yüzden dışlanıyor musunuz? Evet. Sen niye namaz kılmıyorsun diyorlar. Niye Ramazan'da tek ben oruç tutmuyorum? Niye oruç tutmuyorum? Hani kadınlarına da pek şey değiliz zaten hani. İşli dışlı değiliz. Beni pek almıyorlar aralarına. Bir de serviste işte biraz önce de söyledim. Tek bayan benim. Hepsi erkek. Hani oturmayı kalmayı bilmiyorlar. Hani bir bayanın yanında nasıl konuşulur onu bilmiyorlar. Serviste adam değişik oturuyor. Yani bunu dile getirdim kaç defa. Ama onu başardım. İstemediğim kişiyi oturtturmuyorum. Ben karar verdim nereye oturacağıma. Başkası da yerime oturmuyor artık. Oturamıyor. Bir kazanım elde ettiniz yani az çok şimdiden. Serviste bir kazanım elde ettim. Ben taşeron işçisiyim. Benim şikayetim taşeron fabrikada çalışıyorum. Fabrikanın mesela şeyleri zam zamanı. Fabrikanın zamından yararlanmıyorum. Fabrikanın çalışan işçilerinin maaşları daha çok. Benimki az. Ben ilk 1,5 senedir zam yapılmamıştı bana. Ben işten çıkacağım deyince taşeron işçi şeyi bana 100 lira zam yaptı çıkmayayım diye. Sana yıl başında tekrar yapacağız dediler. Ondan sonra böyle sorunlarımız var. Bir de çok iyi iş yapıyoruz. Az maaş. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 11 saat çalışıyorum. Sabah 7.30, akşam 6.30 çalışıyoruz. Sonra yapıyorsunuz. Çalışma koşullarınızdan biraz bahsedersek. Fabrikanın idari kadronun çaycılığını yapıyorum. Ofisi temizliyorum. Ondan sonra çay kahve veriyorum. 4 yıldır oradayım. Mesela elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. En ufak bir sıkıntı da yani hemen yani seni dışlamaya çalışıyorlar. Sizin dışınızda çalışan bir kadın var mı orada yoksa tek kadın sesiniz? Ofiste tekim. Dışlığa maruz kalıyor musunuz kadın olduğunuz için orada? Ama taşerondan daha çok. Taşeronun kaldırılmasından yanayım ben. Fabrika herkes bulunduğu yere bağlı olarak çalışsın isterim yani. Taşeronla peki diğer çalışanlar arasındaki farkı biraz açacak olursak ne gibi farklar var? Fabrikanın işçileri daha çok zam zamanı daha çok zam alıyor. İkramiyeleri var. Benim ikramiye yok. Ondan sonra daha maaşım az, asgari ücret. O sıkıntılarımız var. Peki hiç talep ettiniz mi mesela? Kadrolu olmak istiyorum. Onlarla aynı haklara sahip olmak istiyorum gibi taleplerde bulundunuz mu? Ben bulundum ama dediler yılbaşında şey yaparız, yılbaşına kadar bir şeyler yaparız dediler. Öyle bekliyorum bakalım. Şu an yok, yılbaşında bekliyorum bakalım yaparlarsa yapacaklar, yapmazlarsa ayrılmayı düşünüyorum. Ve duyduğum kadarıyla gerçekten ben 80 öncesi çalıştım. Aynı şeyler kısır döngü gibi devam ediyor. Patron bize de aman çok çok iyisin, çok iyi şey yapıyorsun, sana zam yapıyorum diğerine. Sakın kimseye söyleme şeyi her yerde vardır. Ama biz o dönemde 80 öncesi çalıştım. Benim çalışma hayatım 76'dan 80 döneminde, 80 döneminde çalıştım. Şey yani çalış sesini çıkarma anlamında ama biz arkadaşlarla birlikte çoğunlukla birlik ve dayanışmayla bir grupla patrona karşı mücadeleyle bir şeyle hakkımızı alıyorduk. Bize mesela kadın olduğumuz için bulaşıkları yıkayacaksınız. Siz şey yapacağız. Niye erkekler yıkamıyor da biz yıkıyoruz dedi diyorduk ve yıkamıyorduk da ve yıkamadığımız için yapmadığımız şeyi bize zorla yaptıramıyordu. Daha sonra çünkü biz işimizi iyi yapıyorduk. Yaptığımız şey ve belli onun istediği insan şeylerdik ve gruptuk, belli şeydik. Çıkarmıyor. Ama bu şey değil. İşine gelmediğinde arkadaşlar mesela futbol oynayan erkek arkadaşları biraz iki tane kıyafet aldığında ona patron çok iyi ya patron çok iyi. Siz çalıştığınız için iyi olduğunu falan söylediğimizde bir gün evlendiği zaman damatlığını almamıştı. Bak dedim iyi olduğunu öğrendim bir gün. Hangi sektörde çalışıyordunuz? Tekstildeydiniz. Tek kadın olarak mı çalışıyordunuz? Çalışma koşullarınız nasıldı? Benim dönemimde şeydeydim, Merter'de, un kapanındayken Merter'e geçtik. Un kapanında sendikayı kurmak için şey yaptık. Ve o zaman da hani dindar şeyler insanlar değildi. Yani sendikaya girmek için bir sürü insanı, hakkımız olanı, hani dindar mindar falan deniyordu. O insan şey değil. İnançlı olup olmaması önemli değil. Önemli olan
ekonomi, hepimizin aynı ekonomi zorlukları vardı. Bu ekonomi zorluklarının içinde kahvelerde giderdik, sokaklarda şeyler. Ben çok sağlık sorunumu bir sürü şeyde var. Annem sen orada şey yaptın, onun için şey, hasta oldun falan dediğinde ya ben belli haklarımı aldım. Yani ve en azından. Yani sendikayı kazandınız mı? Kazandık sendik ama daha sonra patron bunu bir şekilde şey yapmaya çalıştı. Kazandık hakkımızı, şeyimizi aldık. Hakkımızı aldık yani. O tekrar başka yere taşıdı oğlundan dolayı. Babası oğluna devredip başka yere taşındığında orayı kapattı ama biz şey yapmadık. Bizim iyi çalışmamızın verdiği bir şeyle geri öbür tarafa aldı. Ama bizim belli bir yapımızı bildiği için biz kendimiz çıktık. Yine bir kadın konusuyla ilgili çıktık. Bir arkadaşımıza taciz edildiği için biz bunu yediremedik kız bayan bir arkadaşla. Ondan sonra o dönemki şeyimizle. Peki taciz edene herhangi bir yaptırım uygulanmadı mı yönetim tarafından? Uygulanmadı. O bayan arkadaş sesini çıkarmadı ve biz çıktık. O tekrar işe devam etti. Bu. Peki o arkadaşın hani sen de hakkını ara, sesini çıkar gibi şeyler söylemediniz mi? Ne tepki verdi? Söyledik de yani şey yapmadı. Benim ekonomi ihtiyacım var dedi. Biz onu destekledik. Yani yapılmaması için patronla şeyle konuştuk oğluyla. Ama o dönemler çok daha böyle bir şeylerin bilincinde daha azdık herhalde. Daha çok destek olabilirdik. Olabilirdik. Kendi çıktık. Bizim çıkışımızla o tekrar devam etti. Mesela beni bilirdi. Arkadaşlar tekrar gelsin diye söylediğinde diğer arkadaşlar ya ben onu biliyorum çok iyi çalışıyor ama derdi. Devam edelim. Biz Esenyurt'ta oturuyoruz. Bizim çevremizde hepsi çarşaflı. Koca mahallede saysam 5 kişi çıkmayız yani şeyde. Bize böyle bakışlarıyla yetiyorlar bize yani. Bakışlarıyla bize dışlıyorlar. Hiç komşuluk yapmazlar ya. Yani. Çarşaflılar tarafından mı dışlanıyorsunuz? Evet. Yani bakışlarıyla öyle dışlama yani kötü bir şey söylemiyorlar ama komşuluk yapmıyorlar. Bakışlarıyla dışlıyorlar. Koca mahallede yani biz saysam 5 ev olmaz yani yok. Peki niye böyle yapıldığını düşünüyorsunuz sizce? Ya da hiç sordunuz mu neden böyle yaptıklarını? Vallahi soruyoruz. Ne? Erkeklerimizi baştan çıkartıyorlar diyorlar. Açıklar baştan çıkartıyormuş erkeklerini. Açık olanlar erkeklerini baştan çıkarıyormuş onlar. Onların şeyleri bozuluyormuş abdestini. Peki siz cevaben bir şey söylediniz mi? Bu duruma ne tepki gösterdiniz? Ne tepki göstereceğiz? Gösteriyoruz ya herkesin dini kendine. Ben şeyden bahsetmek istiyorum bu genel anlamda. Zeynep arkadaşım giyim tarzından dolayı dışlandığını, Aynur arkadaşım namaz kılmadığı için dışlandığını. Aslında bu işverenlerin çok işine geliyor. Kadınların bir araya gelmemesi için onlar için bulunmaz bir şey yani. Nasıl diyeyim? Bir hak talebinde. Nasıl olsa bunlar zaten bir aralarında bir ayrışma var. Kapalı kapalıyla arkadaşlık ediyor. Açık açıkla arkadaşlık ediyor. Patronun da işine geliyor. Bunlar zaten bir arada bir sohbet, muhabbet etmiyorlar. Adam yani patronlar istediği gibi mesai de bırakıyor. Zamını da yapmıyor. Mesailerinden kesintileri de oluyor. Bir de şey var mesela. Bir direniş olduğu zaman mesela gazetelerde falan okuyoruz. Bu kadınların açık veya kapalı olmasıyla alakalı bir durum değil. Fabrikasında veya da farklı bir hangi birimde çalışıyorsa en basit mesela bir yemek kötüdür. Açık arkadaş da yiyor bunu, kapalı arkadaş da yiyor bunu. Birlikte bir mücadele sergiledikleri zaman hadi gelin ya konuşalım. Bu yemekleri düzeltelim zaman kimse hayır demez. Çünkü aynı problemi yaşıyor, aynı yemeği yiyor. Bunu devlet bir bilinçli olarak insanlara, kadınlara empoze ediyor. Hani kadınların bir araya gelmesi onlar için korkunç bir şey. Çünkü kadınlar gerçekten bir araya gelse, örgütlü olsa, bir slogan var benim çok hoşuma gidiyor. Kadınlar bir olsa dünya yerinden oynar. Devlet,
gerçekten çok korkuyor. O yüzden buradaki insanlar buraya bir adım attıysa, ayda bir kahvaltı yapıyorsa gerçekten bir bilinç var demektir. O yüzden hani bu kapalı arkadaşımız, açık arkadaşmış, bunlar hiç önemli değil. Önemli olan hani yaşadığı alanda ne problem varsa onlarla birlikte hareket etmeyi bilmek, öğretmek de. Ancak bunlarla bu şekilde biz bu baskılara, iş yerinde, okullarda, öğretmenlerimize, doktorlarımıza, daha geçen birkaç gün oldu, kadın bir doktorumuz mesela hastası geliyor, eşi kadına şiddet uyguluyor, araya giriyor, kadını bıçaklıyor, doktoru bıçaklıyor yani. Kadına her daim, sadece iş yerlerinde değil, bu eğitim seviyesinde önemli değil. Okumuşu da şiddete uğruyor, okumamışı da. O yüzden her alanda iki kişi de olsak bir araya geldiğimizde ne yapabiliriz? Güçlenmek için hangi adımları atabilmeliyiz? Okumalıyız. Mesela ben Evrensel Gazetesi var işte, Ekmek ve Gül. Onu takip ediyorum. İnanılmaz şeyler mesela. Kadınların bir araya gelip de toplantı yapmaları, bilmem ne bilmem ne. Bir siyasi bilincin, örgütlü bir kadın nasıl olur? Örgütlü kadın güçlü kadındır. Yani her soruna nasıl başa çıkabileceğini, iş yerinde, okulunda, hayatı, evinde de öyledir yani. O yüzden her daim bir arada olmalıyız. Asla biz, özellikle bizim gibi kadınlar, açık veya kapalı kadın diye kendi hem cinsimizi ayırmamalıyız. Onlar bilmiyorsa biz öğreteceğiz. Çünkü onların aldıkları, yetiştirdiği aileler çok farklı aileler. Bizim gibi değiller. Biz biraz daha hani yaşamın içinde olan kadınlar olduğumuz için daha farklı bakıyoruz olaylara. O yüzden de diyorum ki asla mücadelenin gerisinde durmayalım. Mücadele ettiğimiz zaman o devletin bize sunduğu şeyler daha aza iner. Kapalı kadınlar hani bize hani bakışlarıyla bizi dışlıyor dedi. Aslında şey, şimdi bu yaşadığımız kadınlar arasındaki bu bölünme de bu sömürü düzeninden bağımsız değil. Hani nasıl ki bu sömürü düzeni, patronların düzeni, işçileri fabrikada bölüyorsa, daha fazla sömürebilmek için, işçileri daha fazla sömürebilmek için bölüyorsa, işte sağcı, solcu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni vesaire bölüyorsa, birliğimizi bozuyorsa, bu aslında kadınlar için de geçerli bir şey. Kadınlar da her türlü şekilde ayrıştırıyor. Ve özellikle dikkat ederseniz yani kadınlar üzerinde devletin çok yoğun bir şiddeti ve baskısı var. Sürekli kadınları eve itmeye doğru politikalar üretiyorlar. Ya buradan durup düşünmek gerekiyor. Neden iktidar bu kadar kadınlar üzerinde yoğunlaşıyor? Demek ki biz çok önemli bir bireyleriz yani. Kadınlar çok önemli bireyler. Çünkü kadının aydınlanması demek çocuğunu aydınlatması demektir. Geleceği aydınlatması demektir. Toplumu aydınlatması demektir. Yani toplumun geleceği aslında kadınların elinde aynı zamanda. Yani kadınların rolü çok büyük, değeri çok büyük gerçekten. Biz kadınlar olarak bunun bilincine, farkına varmamız gerekiyor. Biz gerçekten çok değerliyiz, çok önemliyiz. Yani şimdi bakıyorsun AKP iktidarı şimdiden daha anaokulu yaşındaki, çağındaki çocuklara o gerici eğitimi empoze etmeye çalışıyor. İşte okullarda şöyle bir kitapçık dağıtılmış. Kadınlar kocalarının yanında sessiz konuşmalı, ona karşı itaat etmeli, işte ses çıkarmamalı. İşte bu gibi şeyler yani. Sürekli erkeği yücelten, kadını erkeğin gerisinde bırakan, onu ikinci sınıf vatandaş olarak gösteren politikalar üretiyorlar. Dolayısıyla biz asla bunları kabul etmemeliyiz yani. Ve kız çocuklarını özellikle mümkün olduğunca okutmalıyız, aydınlatmalıyız. Ve biz mümkün olduğunca okumalıyız, aydınlanmalıyız ve mümkün olduğunca bir araya gelmeliyiz. Birlikten güç doğar. Biz ne kadar iyi düşünürsek düşünelim, güzel şeyler düşünürsek düşünelim, yalnız olduğumuz sürece çok bir şey yapamıyoruz. Ama bir araya geldiğimiz zaman daha güçlü hissediyoruz. Daha iyi şeyler üretebiliriz. Geleceğimizi daha iyi bir biçimde planlayabiliriz. Daha iyi şeyler yapabiliriz. Şimdi yine AKP döneminde kadına yönelik şiddet olabildiğince artmış durumda. Yani günde 5 tane kadın katlediliyor ve devlet bunu koruyor yani, resmen koruyor. Adam geçen işte Esenyurt'ta bir hafta önce kadınla erkek oturuyor, tartışıyorlar, silahı çıkarıyor, kafasına dayıyor, pat diye öldürüyor yani. Bu kadar da ucuz oldu kadının bedeni
yaşamı. Ve arkasından erkek bağırıyor, ben sevdiğimi öldürdüm diye. Ya bu nasıl sevgidir ki? Yani sevgi öldürmez ki, yaşatır sevgi. Şimdi hükümet ne yapıyor? Bu tür cinayetlerde erkeği sürekli koruyor. Aslında aynı zamanda da teşvik ediyor erkekleri bu şiddet uygulamaya. İşte kravat taktı, takım elbise giydi. İşte ihal indirimi uygulanıyor. İşte kadın kısa giydi, işte bilmem kıyafetiyle tahrik etti. Sürekli böyle kadını suçlayıcı şeyler ön plana çıkarılıyor. Ya da aynı zamanda kadınlar iş yerinde olsun, fabrikalarda olsun, sokakta, dolmuşta, her yerde cinsel tacize de çok uğruyor. Burada da yine hep kadınlar baskılanıyor, hep kadınlar suçlanıyor. İşte her nedense kadınlar işte açık giyinmesin şeklinde söylemler geliştiriliyor ama erkekler işte biraz da zihnini temiz tutsun, yani o kadına bir kardeş gözüyle baksın, doğru dürüst namuslu baksın, yani kendisini düzeltsin. Bu söylenmiyor, hep kadınlar kendisini düzeltmesi gerekiyor. Hep bütün sorumluluklar kadının üzerine yüklenmiş durumda. Bu böyle olmaması gerekiyor. Ya sorumluluğun büyüğü aslında erkeklerde. Erkeklerin kendisini düzeltmesi gerekiyor. Ya dolayısıyla biz kadınlar gerçekten ekonomik anlamda olsun, yani aynı zamanda ekonomik sıkıntılar da yine daha çok kadınlar yaşıyor. Şimdi asgari ücret aşık sınırının da altında. Şimdi bu parayla kadınlar evi döndürmeye çalışıyor. Pazara çıkıyor, alışveriş yapan kadın bunun sıkıntısını yaşıyor. Eve geliyor, mutfakta yemek pişirecek. Akşama kadar ne pişireceğini düşünüyor, bugün ne yapsam diye düşünüyor. Yine bunun sıkıntısını kadınlar yaşıyor. Okula çocuğunu götürüyor, öğrenciyi götürüyor. Biliyorsunuz eğitimde artık özelleştirildi, her şeyden para istenir hale geldi. Şimdi hangi bir şeye para yetiştirsin? İşte okula gidiyor, her gün bir şeyler isteniyor. Buna yine kadın para yetiştirmek zorunda kalıyor. Yani hayatın bütün yükünü kadınlar çekiyor, kadınlar yaşıyor. Ya dolayısıyla kadınlar daha çok bir araya gelmeli, daha çok birlikte bir şeyler üretmeliyiz diye düşünüyorum. Ben çok farklı bir konuya değinmek istiyorum. Ben çalışırken evlenip doğum yaptıktan sonra işimi kaybetmek zorunda kaldım, bırakmak zorunda. Benim bir hayalim var, ölmeden inşallah görürüm. Avcı Belediyesi Handan Toprak, bayan olarak belediye başkanı olduktan sonra işimle beraber tebrik etmek için gittik. İlk sorduğum soru, dedim Handan Hanım siz bir bayansınız. Bu yerel yönetimlerde, belediyelerde özellikle, kreş özellikle dedim çok şart olan bir şey. Yani bu dedim şeyi bizim Avcılar'da çözemeyiz mi acaba? Bu dedim çok büyük bir sorun. Bayanlar çalışsın diyoruz ama o bayanların çalışma koşullarını hazırlayabiliyor muyuz? Hazırlayamıyoruz maalesef yani. Çalışsın ama bir bayan bir çocuğu olduğu zaman çalışırken evlenmeyecek, çocuk doğurmayacak. Doğurduğu zaman da işini bırakmak zorunda kalacak. İşçi ise asgari ücretli bir işte çalışıyorsa tabii ki yani yüksek eğitimli olana ya da yüksek maaş olana demiyorum tabii ki. Onlar bakıcı tutabiliyor yani. Kendisi bana dedi ki Handan Hanım, dedi ki maalesef şu anda eğer dürüst konuşmam gerekiyorsa sözünü veremeyeceğim ben dedi. Ama dedi, çok teşekkür ederim dedi böyle bir şeyle geldiğiniz için bana dedi. Eşim de yanımdaydı. Pardon. Ama dedi şöyle dedi bir şeyler düşünüyoruz dedi. Mesela dedi bazı dedi, mahallelerde dedi işte çocuk evleri altında dedi. Bütçemizin el verdiğince dedi servisli dedi. Ama çok dedi ufak bir rakam gene ödemek şartıyla dedi. Planlarımız da var dedi. Ben bundan çok mutluluk duydum yani. Ama benim bütün hayalim, çabam, yani yaşadığım sürece şu anda emekliyim ama bütün insanların, bayanların çocuğu olduktan sonra çalışabilsin. Bu imkanlar çok benim böyle şey içimi acıtıyor yani kendi işimden olduğumdan dolayı yani. Ben bıraktım işimi maalesef. Çok... Özür diliyorum, ne iş yapıyordunuz? Ben tekstil işçisiyim. Aynı zamanda imalat iş kurdum. Onu bırakmak zorunda kaldım yani. Çocuğum olduğu için bırakmak zorunda kaldım kendi işimi. Kardeşlerime devrettim. Onlar da devam ediyorlar yani. Ama ondan sonra ben çalışamadım yani. Peki siz kreş talep ettikten sonra neden yapamayız dediler yani? Neden bunun bir sözü verilmiyor?
işte ben belediye başkanına bunun olmazsa olmazı diye üzerine parmak basmak istedim. Ama ya diyor şu anda diyor imkanlarımız el vermiyor diyor yani. Biz de diyor sizin gibi düşünüyoruz diyor. Yani mutlaka diyor olması gerekiyor diyor. Çok haklısınız. Ama bir sözü verilmiyor. Büyükşehir için diyor bir şey diyemem ben. Ama yerel belediyelerin diyor imkanları, bütçeleri diyor el vermiyor diyor. Ben de dedim ki hanım şey siz bir bayan olarak dedim Handan Hanım. Bunu dedim yani el birliği yaparsak dedim. Ben mesela siz dedim derneğimiz var bizim. Yani sık sık dedim dernekle dedim talep olarak, halk olarak, birey olarak değil dedim. Bunu dedim biz dile getirmek istiyoruz. Sizin dedim şeyiniz belediyelik başkanı süreniz doluncaya kadar dedim. Biz bu konuyla dedim sık sık sizi ziyaret edeceğiz. Bu bilginiz olsun bu konuda dedim. Tabii ki güldü yani bir şey demedi yani. Kadınlarımız bizim birlik içinde olduğumuz zaman en güçlü faktörler olduğumuza inanıyorum. Faktör de demeyeyim insancıl olarak yaklaştığımız zaman her şeye. Kadının en büyük düşmanı yine kadındır. Bu kelimeyi de benimsiyorum. Çünkü biraz önce teyzemiz çarşaflı birileri tarafından dışlandığını, işte arkadaşımız açık olduğu için bir sürü şeyler yaşadığını, fabrikalarda çalışma şeklin zor şartlarda zaten. Bir de orada kadın arkadaşlarınız tarafından dışlandığınızı görünce buna kadar can acıtıcı bir durum aslında. Çalışma şartlarımız kadın olarak düzgün bir hale geldiği zaman hem üretken hem çocuk yetiştirici insanlar olduğumuz zaman daha iyi durumlarda olacağımıza inanıyorum. Ne diyeyim hani devletin vaatleri de bunlara yönelikti zaten. Kadın şöyle olursa bana oy verirse şöyle yaparım, maaş şöyle olur, maaş böyle olur. Demek ki çok önemli insanlarız bizler. Bunları da biz kendimize birbirimize destek olarak yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kadar şimdilik. Peki ne işle uğraşıyorsunuz? Ev kadını mısınız? Ben çalışanım. Serbest meslek olarak çalışıyorum. Muhasebeciyim kendim. Peki bir sıkıntı yaşıyor musunuz mesleğinizle alakalı iş yerinde? Tabii ki. Yani en azından çalıştığım yerde olmasa da işte bakmış olduğum mükellefler bazında çalışan kadınlarla ilgili, çalıştırılan genç kızlarla ilgili birçok şeyler var yani. Hani ne bileyim konuşma esnasında bunlar konuşabiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Bir baba evde oturup 16 yaşındaki kızı işe gönderip onun üzerinden para kazanıyor. Kendi cebine parasını alıyor. Atıyorum kahveye gidiyor ve vesaire. Bu tür şeyler yani hala daha devam ediyor yani ve ben o kızımıza mesela babanı şikayet edebilirsin vesaire dediğim zaman yapamam. Hani ben babamla yaşıyorum. Annem de çalışıyor. Hani içkisini içebiliyor. Böyle insanlar var. Hala daha var yani. Hani hala daha bitmemiş durumda. Kadınlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Yani işte nasıl diyeyim? Hani bir karakola, bir emniyet amirliğine gittiğiniz zaman oradaki kişiler sizi bir kadın olarak girdiğiniz zaman zaten potansiyel suçlu diye bir şey var. Herhalde size bir suçlu konumuyla yaklaşıp kadınların birçok kez geri döndüğüne kendim de tanık oldum. Yani hani böyle şeyler de yaşanabiliyor toplumda. Ben biraz iş yasasını açmak istiyorum. Kadın olmak gerçekten çok zor. Ben de bunun zorluklarından çok mücadele ettim. Çok çocuk yaşta başladım aslında ben çalışmaya. Bu yıl 31 yıldır çalışıyorum. Kaç yaşındasınız? 72 doğumluyum. Evet, 42 yaşındayım. Çok ufak yaşta başladım çalışmaya. Fakat en büyük sorun ufak yaşta başlayıp da fabrikalarda, konfeksiyonlarda asla sigorta yapılmaması. Mesela ben ufak yaşta başladım. 18 yaş altı başladım. 18 yaşıma geldiğimde de reşit olduğumda da patronumla görüştüm. Ben dedim sigorta istiyorum. Sigortalı çalışmak istiyorum. Hani boş çalışmak istemiyorum. Mesela benim arkadaşlarım, yakın çevrem, kuzenlerimden emekli olanlar var. Benim yaşımda. Mesela Tansu Çiller döneminde erken emeklilik yasası çıkardık bayanlara, kadınlara. Birçok arkadaşım emekli oldu. Çünkü primini doldurmuştu. Ama ben açıkta kaldım. Neden? Çünkü benim sigortam yoktu. Yani bunun gibi birçok arkadaşım da benim gibi mağdur mesela. Şu an ben de öyleyim. Emekli olacak yaşı da aşırdım mesela. Ama ne oldu? Şimdiki yasa
hem erkeklere vurdu hem kadınlara vurdu. Dolayısıyla çok ileriki zamanlarda sigorta tarihimiz geçtiği için, yani geç giriş yapıldığından dolayı yaşımız 52-53 yaşına çıktı sigortalı. Çalışıp da primini dolduracaksın, dolsa bile bekleyeceksin. Yani yaş vurdu kısacası. Bu da büyük bir sıkıntı kadınlar için mesela. Ya ben bunun mücadelesini çok verdim. Kendi arkadaşlarım hala arıyorlar. Hani çalışıyor musun? Hala mı çalışıyorsun diyorlar. 31 yıldır çalışıyorum. 31 yıl bir bayan için çok fazla. Niye ben çocuklarımla birlikte bir çay içmeyeyim? Neden çocuklarımla vakit geçiremeyeyim? Niye eşime vakit ayıramayayım? Yani çok zor. Gerçekten zor. Ve hala benim 12 yıllık sigortam var. Mesela şöyle bir şey de yaşadım. Ben bir yerde 5 yıl çalıştım. Kendim tekstilciyim. 5 yıl çalıştıktan sonra benim patronum dedi ki, pazar günü bundan sonra çalışmak zorundasın dedi bana. Pazar günü de çalışmak zorundasın. Zorunlu mesai çıkardı. Peki ben pazar günleri de kalkıp gittiğimde ben çocuklarıma ne verebileceğim? Eşime ne verebileceğim? Ya ben bu hayatı nasıl yaşayacağım dedim yani. Sürekli çalış çalış çalış. Ondan sonra ben iş yerinden ayrılmak zorunda kaldım. Ya bu da bir de bir sıkıntı yani insan için. İlk önce insan için sıkıntı, sonra kadınsın, artı sıkıntı. Ve çocuklarım var. Bu daha büyük bir sıkıntı derken, yani kadınlar gerçekten psikolojik aslında çok sorunlar var yani. Bunun gibi. Bunlar mesela benim anlattığım birkaç örnek. Bunlarca, onlarca var mesela iş yerlerinde. İş yerlerinde çalışırken öğlen paydosları, yemek saatlerinde ilk önce erkekleri çıkarıyorlardı. Neden? Ben de insanım, ben de yaşıyorum, ben de çalışıyorsam, ben de bu fabrikada verimliysem, benim de o saatte yemek yemeye hakkım var. Aynı işi yapıyoruz. Ben erkekle aynı işi yapıyorum çünkü. Ama hayır. Neden? Çünkü kadınsın. Sen ezilmek zorundasın. Sen ikinci plan atılmak zorundasın. Sen doğurgansın. Ama bu çok yanlış. Ben aynı saatte işbaşı yapıp da aynı saatte paydos ediyorsam ben o sofrada yemek zorundayım o saatte. Niye erkek kalktıktan sonra ben oturayım o sofraya? Ben bunun mücadelesini de çok verdim senelerce. Ya kadın olmak gerçekten bu kadar zor mu ya? Niye zor olsun bu kadar? Her yerde zorluk yani. Dolmuşa biniyorum, taciz edilen benim. Yani ben eğer istediğimi giyemeyeceksem, istediğim yerde gezemeyeceksem, bir arkadaşımla oturup da bir kahve içemeyeceksem, o zaman ben niye bir kadın oldum? Ya kadından öte biz anneyiz, hepimizin çoluğu çocuğu var. Çocuklarımızı alıp bir hafta sonu bir yere çıktığımızda çocuklarımız bile tacize mağdur kalıyorlar, dolmuşun içinde. Herkesin özel arabası yok. Yani iş yerlerindeki olan sıkıntılar daha çok. Kadın olmak daha da bir zor. Yani dediğim gibi hala benim arkadaşlarım, benim çalıştığım iş yerinde şu anda mesela herkes, sorun mesela burada 20 tane bayan yıllık izin kullanır. Ama ben yıllık izin kullanamıyorum. Çünkü yok. Ama 365. maddede iş gereği yasasında zorunlu 15 gün izin kullanmak zorundasın. Bu benim en doğal hakkım. Ama ben patronumla her ay maaş alırken rica ediyorum, konuşuyorum. Hayır Hülya Hanım diyor. Ben diyor yıllık izin veremem. Ya neden veremiyorsun? Bütün çalışanları. 30 kişi çalışıyoruz. Yaz mevsimi geliyor. Ben de çocuklarımı alıp memleketime, köyüme gitmek istiyorum mesela. Çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum. Ama bunu yapamıyorsun. Hayır diyor. İzin kullandığın zaman senin maaşından keseceğiz. Yani şimdi ne yapacaksın? İşimi bırakacaksın. Götürdüğüm yere kadar götüreceğim. Tabii ki bir şekilde bırakacağım yani. Ama bu benim hakkım. Aslında ben şunu biliyorum. Mahkemeye vermiş olsam hem tazminatımı alırım hem 3 yıllık izin paramı alırım. Neden başvurmadınız? Hem paramı alırım. Ben bütün haklarımı biliyorum. Çünkü 365. maddeden ben çok çektim. Diyorum ya ben 31 yıldır çalışıyorum. Birçok maddeyi biliyorum. Fakat ne gerek var insanlarla bu kadar uğraşmaya? Hiç gerek yok. Neden hakkınızı aramıyorsunuz peki? Ya hangi bir iş yerinde kiminle uğraşacaksın? Sen zaten, şimdi şöyle bir şey de ben tanık oldum benim bu iş yerimde. Böyle bir arkadaşım benim gibi sesini çıkarttığında direkt işten attı. Direkt işten çıkardı. Peki işten atılan hakkını aramadı mı? Aramadı mı? Aradı. Çok güzel aradı. O nasıl oldu? İş kanununa göre o da o maddeden gelen insanlar yani... Mahkemeye verdiğinde mahkemeden gelen avukatlar çok güzel para yediler. Para yediler, ondan sonra bize birer selam vermeden çıkıp gittiler. Oysa bizim de sorunlarımızı sorması lazımdı gelen kişiler. Yani siz çalışıyorsunuz ama sigortan var mı?
maaşını alabiliyor musun, yıllık iznin var mı veya prim varsa primini alabiliyor musun gibi sorular sorulması gerekiyordu bize. Ama ne oldu? Adamlar geldi, rüşvet rüşvettir her yerde, her yerde geçer. Çok da güzel geçiyor zaten. Yani adamlar parasını aldı, çekti gitti. Yani siz sağ, ben selamet dedi. İşte bu kadar. Yani kadın olmak zor. Evet, ben de çalışıyorum bir fabrikada, temizlik personeli olarak. Ben de demin Gül Hanım'ın söylediğine katılıyorum. Yıllar önce ben de çalışmak isterdim. 40 yaşına geldim, çocuklarım yüzünden çalışamadım. Kaç yaşında evlendin? 17 yaşında evlendim. İki tane çocuğum oldu ve benim ailem Ankara'da oldukları için benim çocuğuma bakacak kimse yok. Okuyamadığımız için de çocuklarım hani yüksek bir maaşla çalışamıyorum. Askeri ücret mecburen. Ben de çalışamadım. Oysa ki iş yerlerinde hani devletimiz bu imkanı sağlasaydı bir kreş gibi falan hani çocuklarımı bırakır ben de çalışırdım şimdiye kadar. Hani 23 yıldır İstanbul'dayım. Benim de bir sigortam falan olurdu diye düşünüyorum. Hani kadınlarımıza böyle imkanlar sağlansın. Yanlış anlamayın, bendiğine karşı değilim. Devletimiz bütün sokak başı cami yaptıracağına birazcık çocuklarımıza yurt, kreş yaptırsınlar bazı iş yerlerine. Ben bunu istiyorum yani. Mahallede, bir mahallede bir tane cami yeter. Yani biz böyle konuştuğumuz zaman dine karşı zannediyorlar ve dışlanıyoruz. Oysa ki öyle değil. Devletimizin bir sürü imkanları var ama yatırımlarını başka yöne çekiyorlar ve insanları ayrımcılaştırıyorlar. Benim iş yerinde arkadaşlarım var, çocuklarını kreşe gönderiyorlar mesela, kreşler erken kapatıyor, iş yerine getirmek zorunda kalıyor. Oysa ki o iş yerinin bir kreşi olsa sabah anne getirecek, akşam götürecek yani. Bütün ne bileyim büyük kadınlarımızın şeyinde sırtında işte demin arkadaşlarımızın da dediği gibi. Ayrıca bir de bir şey konuya değinmek istiyorum. Hani kadınlarımız taciz ediliyor, kızlarımız. Bunu biz dile getiremiyoruz. Neden? Aman sus, işte kimse duymasın, aman sus adın çıkar. Hani bu kızlarımız ta baştan susturulduğu için evlendiği zaman da söyleyemiyor. Neden? İşte kocama söylersem sen suçlusun, kadınsın, yolda düzgün yürüseydin. Veya atıyorum bir telefon bile gelse cevap vermeseydin oluyor. Birisi beni taciz etti desem kim bilir nasıl baktın oluyor. Hani kızlarımız ve kadınlarımız bu yüzden konuşamıyor. İş yerinde konuştuğu zaman direkt zaten çıkartılıyor arkadaşın dediği gibi. Hiçbir hakkımızı savunamıyoruz. Yani bizim gerçekten çok sorunlarımız var ama el ele vermediğimiz için, kilitlenmediğimiz için, birlik olmadığı için hiçbir yere gelemiyoruz. Yani kadınlarımızı burada birliğe davet ediyorum. Birlik ve beraber olalım. Evet, şimdi 17 haberlerine gidiyoruz. Çorum İmat Köy Kültür ve Dayanışma Derneği ile olan sohbetimiz haberden sonra devam edecek. Önce şiddetin özünden bahsetmek istiyorum ben. Şiddet aslında erkeğin hayata karşı duyduğu öfkeyle başlıyor. Yani kadını güçsüz olarak görüyoruz ama aslında erkeğin güçsüzlüğüyle kaynaklanıyor. Erkek güçsüz olduğu için kadına şiddet uyguluyor. Mesela cebinde parası olmuyor, güçsüz hissediyor, kadını dövüyor. Kadın sağa baktın, sola baktın diyor, kadını dövüyor. Evde çocuk oyun oynarken düşüyor mesela, bir yerini incitiyor. Kadına diyor ki sen iyi bakamadın diyor, dövüyor. Neden kaynaklanıyor? Çünkü erkek kendisi güçsüz hissediyor. Çünkü hayata karşı öfke duyuyor. Kadını geriye çektiği için de, öteki olarak düşündüğü için de, birlik olamadığı için de şiddet unsuru daha çok artıyor. Yani kadına şiddet uygulayarak daha kendini güçlü kılmaya çalışıyor. Aslında yanlış yapıyor. Şimdi önceden anaerkil bir toplumda yaşıyorduk. Ataerkil topluma geçtiğimizde kadınlar erkeklere hizmet etmek, onlara bir görev olarak gördüler ve erkekler de bu kadınların kendilerine yaptığı hizmetleri engellememek için, yani bunlar hep bize hizmet etsin amacıyla kadına artık şiddet uygulamaya başladılar. Yani güçlerini, sen bana bunu yapmazsan, yemek hazırlamazsan döverim gibi
şiddet unsurlarıyla karşılık verdiler. Bu yüzden kadınlar ataerkil bir toplumda, yani şu anda toplumumuzun getirdiği konumdan ötürü ötekileştirildi. Mesela aslında bu şiddet unsuru önce aileden kaynaklanıyordu. Anneler çocuklar doğduğu anda kız erkek ayrımına gitmemeliydi. Erkekler işte sen yaparsın oğlum, oğlan yaptığında işte sen yaparsın, o erkektir, yapar mantığıyla büyüdüğümüz için mesela şimdi kız çocukları akşam saatlerinde dışarı çıkıyor diyelim. Ne oluyor? Kızım çıkma, zarar görürsün. Ama erkeğe denmiyor ki oğlum dışarıda bir kız gördüğün zaman onu koru. Sen fiziksel olarak güçlüsün, evet. Bunu kadını korumaya yönelik kullan denilebiliyor. Yani ne oluyor? Akşam saatlerinde kız çocukları dışarı çıkamıyor. Neden? Çünkü erkekten korkuyor. Aslında erkek kadını korumalı. Yani kadınlar dışarı çıkabilmeli, özgür yaşayabilmeli, bakımlı olduğu zaman zarar görecek anlamına gelmemeli. Peki bunda sizce yargının kararları da etkili mi? Yani çocuk istismarları oluyor, tacizler oluyor. Ne oluyor? Kadınlar susuyor. Çünkü zaten susmadığı zaman gündeme geliyor ama yani yeteri kadar cezası olmadığı için sadece kadın yine toplumda ne olmuş oluyor? Adı çıkmış oluyor. Çünkü cezasını erkek yeteri kadar ödemiyor. Şundan bahsetmeye çalışıyorum. Bir adam bir kadını taciz ediyor, tecavüz ediyor, dövüyor her neyse. Birçok şekilde şiddet uyguluyor. Yargının karşısına çıktığı zaman saygın tutum indirimi gibi işte takım elbise giymişse, işte tıraş olmuşsa bunun cezası kat kat indiriliyor ve belki de serbest bırakılıyor. Bunun da bir etkisi var mıdır sizce bunların yani, çoğalmasında? Yani tabii ki ne oluyor? Yine kadına olan olduğuyla kalıyor. Erkek yine takım elbisesine giyiniyor, bakımlı gözüküyor. Ne oluyor? Bu saygın bir kişi. Kadın suçlu. Kadın demek ki bir şey yaptı, o yüzden oluyor. Yani ne oluyor? Yine kadın tacize uğrayabiliyor. Mesela üniversite öğrencisiyim ben. Akşam saatlerinde İç Anadolu bölgesinde bir yerde okudum. Bakımlı gittiğim zaman okula diyorlar ki, aa sen siz yani böyle çok bakımlı geliyorsunuz, ötekileştiriliyorsunuz. Akşam saatinde yolda yürürken araba geçiyor yanımdan, korna basılıyor. Taciz ediliyor yani. Ne yapıyoruz? Sessiz mi kalacağız? Hayır. Arıyorum polisi. Şikayet ediyorum. Yani kadınlar aslında kendi güçlerini arayabilirler. Çünkü gerçekten güçlüler. Mesela kadınlar işte çalışıyor erkekler gibi. Ne oluyor? Aynı saatte çalışıyorlar. Eve geliyorlar. Bir de evde çalışıyorlar. Evde çalışmaları da yetmiyormuş gibi. Bir de erkeğin istediğini yapmadıkları zaman şiddet uygulanıyor. Yapmadıkları zaman bir de kötü kadın oluyorlar. Ne oluyor? Evde görevlerini yapmadı. Biz demiyoruz ki kadın erkek gelsin bulaşık yıkasın, yemek yapsın demiyoruz. Kadının ve erkeğin zaten hayatta rolleri var. Erkek kadınına emanet. Kadınını emanet olarak görürse, yani onun üzerine fiziksel bir güç olarak emredici, hizmetçi olarak görmezse toplum daha iyi bir yere gelir. Sizce peki kadın sadece erkeğe emanet edilen bir şey midir, yoksa kendisi bağımsız bir birey midir? Kendi kararlarını kendi alabilir mi? Tabii ki kadın kendi kararlarını alabilir. Hatta çünkü zaten burada bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Kadın bireysel olarak varlığının, gücünün farkında olmalı. Erkeğe itaat etmemeli. Biz bu hayatta neden varız demeli. Yani kadınlar genç kız oluyorlar, evleniyorlar, çocuk doğuruyorlar, işte çalışıyorlar, başka ekstra bir şey yaptıkları zaman kadın kötü oluyor, tacize uğruyor. Güzel giyindiği zaman tacize uğruyor. Aslında kadın bir birey. Kadın gezmeli, kadın aktivitelere katılmalı. Kadın aslında güçlü, çocuklarıyla dışarı çıkmalı. Yemek de yapar, kocasıyla da ilgilenir. Ama yapmadığı bir şeyden dolayı asla suçlanmamalı diye düşünüyorum. Yani şimdi mesela şiddete hayır dediğimiz zaman şiddetin varlığını kabul etmiş oluyoruz. Yani kadınlara şiddet uygulanıyor, bir başkası uyguluyor, ben de uygulayabilirim mantığı oluyor. Oysa ki bizim yapmak istediğimiz, bu dernekte toplanıyoruz, kadınlar bireysel olarak bir şeyler yapabilsin, özgür iradelerini kullanabilsin. Biz burada şiddete hayır demek yerine sevgi ve hoşgörüye evet diyoruz. Teşekkür ederim. Böyle devam edelim. Yaşadığınız çevrenizde şiddet, taciz olayları, mahalleden bir baskınız var mı? Eve geç saatte girebiliyor musunuz? Geç saatte çıkabiliyor musunuz? Ne gibi şeyler yaşıyorsunuz yani? Günlük hayatınızdan bahsediyorum. Ben kendi adıma korkmuyorum. Yani şöyle, her zaman cesaretli bir bayan olduğuma inanıyorum. Yani sokakta yürürken veya geçerken çocuğumla bir yere giderken hiçbir zaman korkmadım. Yani
tekstil işçisiyim. Gecenin üstünde işten geldiğim oldu. Yani benim bir erkek kardeşim vardı. O bile beni durağa almaya gelmezdi. Zamanında bir askerden bile, yani ülkemizi konuştuğunu düşündüğüm bir askerden bile taciz yediğim oldu. Ama ben başıma gelen şöyle bir olayı anlatmıştım. İşte benim başıma gelmedi. Kuzenimle ilgili bir şey. Ama bu beni çok etkiledi. Mesela bir gün onu kutlaştım ve ben bir de kuzenim aramakla yolculuk yapıyoruz. Ne olmuş, adam arabayı durdurdu, kuzenime bir tokat patlattı. Hayırdır, ne oluyor falan dedim. O biliyor. Neyi biliyor? Kadına şaştın. Yani ben neyi biliyorum? Bana niye vurdun? Sen zamanında şunu yapmışsın. Yani zamanında onu yaptıysa bunun acısını şimdi mi çıkarıyorsun? Yani bu beni çok etkilemişti. O anı hala düşündükçe çok üzülüyorum. Ben yani evli bir bayan olarak hiçbir zaman eşimden şiddet görmedim. Hep saygı sevgi gördüm. Bunu inkar edemem ama çalıştığımız yerlerde mesela zorla mesailere bırakılma, mesailere kalmadığı zaman işte işten atılmayla teşvik edilme olayını çok yaşadık. Yani 23 senedir çalışıyorum. Bu 3 senedir çok yaşadık. Yani istemeden mesai aldığımız oldu. Mesai almadığımızda işte al paranı çek ya da işte 20 yıl sonra gel paranı al olayını çok yaşadık. Mesela televizyonlarda da görüyoruz. Örneğin bir tane haplalı bir bayan, elleri kelepçeli, karakola götürüldüğü için bir polis, onun elleri kelepçeli karakola götürüldüğü için yani görevden uzaklaştırılıyor. Peki öbür tarafta da kadına şiddet yapıyor polis, onu niye karakola almıyorsunuz, niye onu da uzaklaştırmıyorsunuz? Yani kapalı olmak mı gerekiyor bu ülkede? Türkiye'de kapalı bir bayan olarak mı yaşamak gerekiyor, yoksa ya özgür bir bayan olarak mı yaşamak gerekiyor? Yani ben şahsen özgürlüğüme önem veren bir insanım. Yani evde eşimle de bu konuyu çok tartışırım. O beni hiçbir zaman kısıtlamaz. Dediğim gibi hiçbir zaman şiddet görmedim. Şiddet gören aileler de beni çok etkiliyor. Yani yerlerde sürünen kadınlar gördüm. Sokağın ortasında dayak yiyen kadınlar gördüm. Gerçekten kadının biri, çok özür dileyerek söylüyorum, şırılçıplak, Şükrü Bey'de şırılçıplak yolda koştuğunu gördüm. Kaçıyordu ama neden kaçıyordu hala çözebilmiş değilim. Yani büyük ihtimalle ya şiddet gördü ya mesela şimdi tecavüz olayına karıştı bilmeden, istemeden. Ama bu şeyler ülkemizde çok yaşanıyor ve Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Bunların sizce nasıl önlenebileceğini düşünüyorsunuz? Önlenebilir mi sizce? Yani önlenebilir aslında. Yani biz elimizden geldiğince, arkadaşımızın da dediği gibi, yani kadınlar bir araya gelse yer yerinden oynar. Yani biz de örgütlenerek, yani elimizden geldiğince iş yerindeki arkadaşlarımızla olsun, dışarıda görüştüğümüz insanlarla olsun, bir şekilde yani örgütlenebiliriz. Yani herkesin ne bileyim, mutlaka evinin içinde yani mahremiyeti vardır ama dışarıda da bir şeyler yapmalıyız artık bence. Ama ben bunu düşünüyorum. Yani kadın olduğumuz için şiddetli, tacizli, yani ne bileyim her türlü baskıya maruz kalmamalıyız. Mesela televizyondaki programlar, yani bizi yani evlendirme programları çok saçma. Neden eğitici programlar yok? Neden biz eğitilmiyoruz? Yok evlendirme programı, adam geliyor karşı karşıya oturuyor, işte sen şöylesin, sen böylesin. Bana ne? Ben eğitilmek istiyorum. Ben daha güzel bir şey istiyorum. Yani genç kızlar bile gelip orada evlenmek istiyorlar. Yani öyle bir kadın olmayı öğren. Gözün evlilikte olmasın, öyle bir kadın ol, bir eğit kendini, bir şeyler yap. Öyle değil mi ama? Ya mesela ne bileyim, her türlü konuda eğitilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani eğitim şart. Yani özellikle kadınlara mesela kendi haklarına dair. Kesinlikle. Yani eğitimini önce haklarımızı bilmeli. Kadın olarak yani haklarımızın ne olduğunu bilmeli. Yani doğuda mesela hala okuyamayan kızlar var. Hala yani babalar kızlarını okutmuyor. Ne bileyim baskı uyguluyorlar. İşte yine de aslında başlıkları yasaklandı diyebiliyoruz ama yine el altından 13-14 yaşındaki, bilemedin 12 yaşındaki kızları başlık parası alarak yaşlı insanlara satabiliyorlar. Yani bu satmak başka bir şey değil. Ben olmadım, hani olmadım ama gazetelerden, ne bileyim, şeylerden, televizyonlardan duyuyoruz ama
televizyonlar bile, yani şu an hükümetten dolayı televizyonlar bile artık gerektiği kadar bu tür şeylere yer vermiyorlar. Yani ses duyurmuyorlar. Artık sesimizi duyurmuyor bu hükümet, bu devlet. Mesela oradan kadınların sesi duyulması için ne yapılmalı sizce? Kadınlar ne yapmalı? En başta herhalde örgütlenmelidir. Yani ben bunu düşünüyorum. Eğitim şartı, yani eğitilmeliyiz. Ne bileyim, kadınlara yönelik programlar, böyle mesela oturduğumuz gibi bir kahvaltı olayı gibi, kadınlara yönelik, kadınların oturup, ama sadece kadınların oturup da dile getirdikleri, kendi sorunlarını dile getirebildikleri bir program olmalı. Yani evlendirme programları, yok şu program, yok bu program. Adam televizyon karşısında bile karısını dövebiliyor. Yani adam o cesarete sahip. Ve kimse de kalkıp sen niye karını dövüyorsun diyemiyor. Çünkü bunu bizim başımızdaki yönetim bunu o erkeğe hak olarak vermiş zaten. Biz kadınlar herhalde bu hükümetin gözünde eşit insanlar olarak görünüyoruz. Ben 28 yaşındayım. Bir tane erkek evladım var, oğlum var. 12 yaşında işe başladım. 12 yaşında işe başladım. Tekstil işine başladım. 12 yaşından şu ana kadar hala da çalışıyorum. 12 yaşındaydım. Daha çocuğum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey görmedim. Zaten yani tam oynama çağım, tam okul çağımken kalktım, işe gönderildim. Çalıştım. Çalışırken İşte nasıl elle tacize çok uğradım mesela. Ustalarımdan olsun, işte oradaki makineci abilerimizden olsun. Geçerken ellerlerdi, giderken ellerlerdi. Neyse büyüdüm, evlendim, hamileyim. 9 aylık olacak neredeyse oğlum. Yine tacize uğradım. Hamileyim, karnım burnumda. Yine tacize uğradım. Doğum yaptım. Bu sefer de işte giyim tarzımdan dolayı çok tacize uğradım. Oğlumun yanında çok tacize uğradım. Sözlü tacize uğradım, elli tacize uğradım. Bunlara bir cevap vermeye kalksam olmuyor. Çünkü niye? Sen böyle giyindin. Sen açık giyindin, o yüzden oldu. Bunu kalkıp dile getirdiğin zaman da çok çok affedersiniz. Hani derler, sen kuyruk sallamasan bu olmaz derler. Yine arkadaşımız dediği gibi yine biz suçlu oluyoruz. Her türlü suçlu biz oluyoruz. Yani neden bunu bize yapıyorlar ben hala anlamıyorum. Yani arkadaşımızın dediği gibi yine çalışıyoruz, evde çalışıyoruz. Her türlü her şeyi biz yapıyoruz, yine suçlu biz oluyoruz. Buna bir dur demelerini istiyorum ben artık. Ben de artık rahatlıkla sokakta gezebileyim. Nasılsa diyebiliyorlarsa, işte hayat müşterektir diyorlar. Çalıştırmaya gelince sadece bu müştereklik oluyor. Neden evde erkeklerimiz bize yardım etmiyor? Neden işte biz de onlar gibi çıkıp bir arkadaşlarımızla dolaşamıyoruz, gezemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz? Belli bir saati geçince kadın kısmı bu saatte dışarı mı çıkarılıyor? Ama sen erkek olduğun için saat 1, 2, 3, 4, 5 yapabiliyorsun. Neden bunu bize yapıyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bizim erkeklerimiz neden bu kadar aciz? Neden bizi sadece bir köle olarak görüyorlar? Halbuki biz onların hayatlarında en büyük, onlara yardımcı olan insanlarız. Destek olan insanlarız. Onları doğuran yine biz kadınlarız. Onların ablalarıyız. Mesela laf atıyor. Ama senin de kardeşin var, senin de bacın var. Niçin o bayana laf atıyorsun? O öyle giyinmiş. Senin kardeşin de giyinebilirdi. Senin kardeşine de o zaman ne yapıyorlar? Namus davası yapıyorlar. Gidiyorlar, vuruyorlar. O zaman gelsin seni de vursunlar. Yani bu tacizlerden artık gerçekten bıktık. Biz de özgür olmak istiyoruz. Biz de rahat yaşamak istiyoruz. Bu kanunlarımız, bizim yaptırımlarımız olmadığı sürece biz kadınlar bu tacizlere mağdur olmak zorunda kalıyoruz. Yani bir metrobüs diye bir taşıtımız var. Ben onu çok sürekli kullanan birisiyim. İnanır mısınız? Kendi başıma geleni geçiyorum artık. Etrafta okul saati genç kızlarımızı koruma çabası içindeyim yani. Hani o duruma geldim artık yani. Adam eliyle bir şekilde adamın elini sakat olarak besliyorum. Bakıyorum kıza dokunuyor. Kız geri çekiyor kendini, bana doğru yaslanıyor. Ya bir baktım en sonunda adamın bu pislik eli kızın bir tarafında. Sen dedim ne yapıyorsun be adam dedim, utanmıyor musun dedim ya. Ondan sonra kız başladı ağlamaya. Genç bir kız ya, 17 yaşlarında, 16 yaşlarında. Yani tamam, kızlarımız artık serpildi. Hepsi çok güzel, boylu, poslu, fıstık gibi en damlı kızlar ve sesini çıkartamıyor. Hani ne kadar kötü bir şey içindeyiz. Ve o metrobüs denilen illeti kullanıyoruz. Yani bu kadar basit yani. Hani insanlar ya özel taşıtı olacak ya da kadın kısmı evinde oturacak. O
bu aptal programlar izlenecek. İnsanları bu şekilde hani kafayı, beyni bir şekilde ütüleyerek kadınları farklı bir duruma getirmeye çalışıyorlar. Ne kadar yanlış yani. Hani söylemek istediğim şey şu. Bu kanunlarda kadınlara uygulanan şiddet, taciz olaylarında yaptırım olmadığı sürece, bir kravatla, bir tıraşla bu indirimler olduğu sürece, beraat kararları verildiği sürece sanki biz buna mahkum olacağız gibi. Ha, mahkum olmamak için de biz kadınlar ne yapacağız? Bir kadınımıza bir şey uygulandığını duyduğumuz zaman, hani o programları izliyoruz, sonra birbirimize anlatıyoruz ya, orada çıkıp bir dışarı çıkıp da bu kadına sen ne yaptın diye örgüt halinde bir şey sorduğumuz zaman bu iş abi olmaz yani. Eskiden cumartesi annelerimiz vardı. Ne kadar güzel. Kadınlar toplanıp gitti. Hani nerede, kim duyuyor, kim biliyor? Kimse biliyor mu? Bilmiyor. İşte o televizyon programlarında bunlar da konuşulmuş olsa. Bir de ben şeye de karşıyım. Bu dizilerde hani atıyorum o onun elinin cebinde, o onun elinin cebinde. Kadınlar artık bir bakıyor ki bunu yani normal bir şeymiş gibi görmeye başlıyorlar. Yani insana öğretilmiş çaresizlik diye bir şey vardır. Bu iyice öğretilmiş çaresizliğin dışına çıkmaya başladı. Yani artık onun üstüne geçmeye başladı yani. Biz kadınlar, biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Senin yüzünden olmuştur, sen böyle giyinmişsindir, sen böyle işte başını açmışsındır, sen böyle mini etek giymişsindir dediğimiz sürece, biz kendi kadınlarımıza bunu dediğimiz sürece biz bunun üstüne çıkamayız. Ama demezsek, evet burada şöyledir, böyledir, erkek şöyle yapmıştır, o bayanımıza sahip çıkmalıyız. Yani öyle, o şekilde düşünüyorum. Taksim'de arkadaşlarla geziyoruz. Bir tane genç bir çocuk, genç kızımızı duvara yapıştırmış. İlk önce birbirlerini öpüyorlar zannettim. Yani sevgi öpücüğü veriyorlar zannettim. Oysa ki boğazından tutmuş, yapıştırmış, kızı dövmeye çalışıyor. Yanında da 3-4 tane delikanlı yeğenim var. Durdum, karışayım diyorum, karışmayayım diyorum. Ama dedim ben buna karışmazsam ben bendimden vazgeçeceğim. O yüzden karışmadım. Gittim çocuğun elini tuttum. Evladım ne yapıyorsun sen? Çekil diye bana da bir çemkirmez mi? Ne demek çekil? Kızı tuttuğu gibi, duvara yapıştırdığı gibi kız tak düştü, bayıldı. Ve o anda tüm, bak o kadar kalabalık bir sokak. Ve çevredekiler hiçbir müdahalede bulunmuyor. İnanır mısınız, orada eminim ki sivil polis de vardı. Bu Taksim'in arka sokaklarını bilirsiniz yani, hani herkes biliyordur, gezdiği zaman bilir ya da gezmeye çıktığı zaman. Biz de orada bir etkinliğe gitmiştik, geç bir saatte oradan geçiyorduk. Kızın düşmesi ve etraftakilerin karışması, yeğenlerim ilk önce tabii ki karıştı. Bu sefer yeğenlerim, hala sen niye karışıyorsun, teyze sen niye karışıyorsun dedim. Çocuğum ben karışmazsam, sen karışmazsan nasıl olacak bu iş? Yani orada kimse karışmıyor. Olmaz dedim, o zaman ben kendimden vazgeçmiş olacağım. Ne demek ya? Hani erkek arkadaşı tarafından, şimdi Özgecan'a kardeşimiz Allah rahmet eylesin, annesi babası için çok üzgünüm ve öldürme şeklini hani basına yansıyan tarafı bunlar. Kim bilir neler yaşadı o kızcağız, o kızcağızın yaşadığı, anne babanın yaşamış olduğu şeyler ve onun gibi daha dile gelmeyen birçok ölüm şekilleri, uğranılan tacizler, bu tür şeyler hala daha devam ediyor. Özgecan sadece bir sembol oldu. Hani böyle böyle öldürüldü diye herkesin dilinde oldu ve o da unutuldu açıkçası. Hani nerede? Kanunla ilgili Özgecan'dan sonra kanunlarda ne değişiklik yapıldı? Hala bir takım elbiseyle, bir kravatla, bir tıraşla beraat eden bir milyonlarca insan var ya. Fabrikada tacize uğrayıp da gidip şikayet ettiği zaman kadın senden kaynaklanmıştır deyip işten çıkartılan insanlar var. Bu arada ben arkadaşlara biraz işin içinde olduğum için söylüyorum. Bu tür şeyler olduğu zaman, sizi zorla çalıştırılmak istenildiğin zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz. Satılmayan insanlar da vardır. Bu şekilde düşünüyorum. Ben metrobüste bir gün uğradım. Adam eliyle bir şekilde dokundu bana. Ne yapıyorsun dediğim zaman bu kadar kalabalıkta kendini onu hak gördü. Dedim ki iyi o zaman, öyle mi? Bak çek elini diyorum hani. O kadar çok rahatına düşkünsen taksi bin, git kullanma muhabbetine girdi. Ondan sonra bana fikirler veriyor ve adam kımıldamadı. Kımıldamıyor musun? Seninle tartışmayacağım. 155'i aradım. Hangi duraktasınız? Şuradayım. Adam geldi. Oradaki güvenliği ilk önce bu adamı tutacaksın dedim. Onunla birlikte indim. Ve polis de geldi. İşin enteresan tarafı
Polis gelince adam özür dileme moduna girdi. Abla işte ben sana yapar mıyım? Çünkü genç bir çocuk. İşte şöyledir böyledir muhabbetine girdi. Ondan sonra bir de beni orada küçümsedi yani. Hani sen yaşlısın moduna girdi. Ben sana yapar mıyım hesabına girdi. Hadi onu da geçtim. Tamam oldu. Polis ne dedi biliyor musunuz bana polis? Ya hanımefendi bu çok ciddi bir suçtur. Hani genç bir çocuk sizden özür diliyor. İşte hani özrünü kabul edin. Hani vazgeçin moduna girdi. Yani böyle bir şey yaşıyorsunuz ya enteresan ya. Ya polis sizden sizi vazgeçirmeye çalıştı yani hani. Böyle bir durum içindesiniz. Vazgeçmeyeceğim dediğim zaman da çocuktaki yalvarışları bir görmeniz lazım. Demin beni sana ben sana yapar mıyım işte sen hani yaşça büyüksün moduna gir. Demek ki genç bir kız olsa yapacak onu hani. Hani böyle bir moda giren çocuk da yalvarma yakarma en sonunda diyorsunuz ki hani zaten diyorum ya potansiyel suçlu gibi oluyorsunuz bir kadın objesi olduğunuz için. Dolayısıyla vazgeçtim. Yani ben vazgeçtim. Ben normalde vazgeçmem ama vazgeçtim. Geçmek zorunda kaldım yani. Benim annem de kapalı, ablam da kapalı. Ablam da kapalı olmasına rağmen birçok kez tacize kalmış. Çünkü o da benim yaşlarımda 12 yaşında işe başladı. O da aynı şekilde kapalıydı ama yine tacize. Yani bizim bu erkeklerimizin kafasında olan bir şey. Yani sen kapalısın, sana taciz yok, işte sana laf atmayacağız diye bir olay yok. Yeter ki yani kadın olsun, yeter ki bir vücut... ne derler ona orantısı belli olsun. Erkeklerimiz için sadece bu. Kapalılık, açıklık hiç önemli değil. Bir de ben bir olayı da daha önce yani çok eskiden yaşadığım bir olay. Bu berdel dedikleri olayda işte benim çok yakın tanıdığım bir arkadaşımdı. İşte sevgilisiyle kaçtılar. Bu sanırım benim bildiğim kadarıyla işte bu arkadaşım sevgilisiyle kaçıyor. Bunun karşılığında da kızı geri alamıyorlar da onun yerine de onun kız kardeşine diğer abisine işte değiştiriyorlar yerleri. Öyle bir şey yaptılar. O zaman da işte onlar kaçtı, evlendi. Karşılığında diğer taraftan kız aldılar. Kız istemeyince kızı öldürdüler. Kız daha küçüktü. 15-16 yaşındaydı. Verdikleri çocuk 20'yi geçikti. Yani diğer kızın abisi mi oluyor? Evet, diğer kızın abisi 20'yi geçikti. O kız küçüktü, istemedi. İstemediği için de kızı öldürdüler. Yani bu duruma geldik, bu durumla hala da yaşıyoruz. Yani sene olmuş 2015, biz hala bunları yaşıyoruz. Hala daha bir şeylerin karşılıklarını istiyoruz. Peki ceza verildi mi o insanlara? Ceza hiç olmadı, kapandı gitti. Kapandı gitti, biz namusumuzu temizledik. Onların kafasında bu. Erkekler işte büyükler oturdular karar vermişler kız istemiyorsa geri geliyor ya kız kaçıyor kaçtığı için namusu temizleniyor öldürüyorlar olay bitiyor bu yani neden yani bunu kadınlarımız bu kadar basit miyiz biz onlar için bu kadar yani hiç miyiz sonuçta hani baktığın zaman diyorum ya işte biz de onları doğuran da biziz. Anaları da biziz, bacıları da biziz, karıları da biziz. Yani neden bize bu darlığı, bizi böyle bir kafese sokmaya çalışıyorlar? Biz artık bunlardan çok bıktık. Yani biz yeter artık diyoruz. Yani gerçekten mesela en basiti Gülsen Hanım'la biz geçenlerde işte bir avcılara çıktık. Bir işimiz vardı. Çıktık. İşimiz bitti. Oturduk. Bir kahve içelim dedik. Yani 9'u geçmemişti belki de saat eve gittiğimizde. Ben eşimden azar işittim. Surat yedim. Bir kadın kısmının ne işi varmış? İşin bittiyse hemen eve dön. Ama çalıştırmaya gönderirken gönderiyorsun. Ben çocuğumun 3 aylıktı kaynanama bıraktım. Neden bıraktım? Yani sen erkeksen hani erkeksin ya o zaman bak peki eşinize karşı hakkınızı arıyor musunuz? Arasan ne oluyor ki? Arıyorsun, karşı çıkıyorsun. Bu sefer bir de eşinle sadece tartışmıyorsun o esnada. O esnada eşinin annesi de giriyor. Halbuki annesinin benden yana olması lazım. O oğlunu tutuyor ama o benim oğlum diyor. Ama senin oğlun yok işte. O zaman senin oğlunsa senin oğlun evine bakacak. Karısını işe göndermeyecek. Karısı da tamam görevlerini yapmıyorsa o zaman konuşacak. Ama sen hem kadını evde çalıştır hem dışarıda çalıştır. Bir kahve içti diye kalk bir ton laf yap. Bu sefer annesi de ondan yana olunca destek. Desteği alınca ne oluyor? Dayak. Ben oğlumla bunları yaşatmak zorunda mıyım? Ben oğlumu böyle mi büyütmek zorundayım? Şiddet görüyor musunuz eşiniz? Gördüm. Ben zorla işe gönderildim. 3 aylıktı benim oğlum. Ben çalışmak istemiyorum. Ben oğluma bakmak istiyorum dendiğimde yürüteç dediğimiz şey var ya onunla ben dövülerek işe gönderildim.
Çalışmak istemediğiniz. Çalışmak istemedim çünkü ben çocuğuma bakmak istedim. Zaten 12 yaşından beri çalışıyorum. Artık yani çalışmaktan da bıktım. Bir yerde artık vücut istemiyor çalışmayı. Çalışıyor. Ha, işsiz kalırsa da işte yatıyor. Nasılsa geliyor. Aynen. Nasılsa gelir geliyor diye herkesin keyfi yerinde. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Herkes şey yapmış yani rahata alışmışlar. İşte bayan çalışır getirir, bayan eve bakar, bayan çocuk bakar. Hep bayan. Yani aslında ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Hiç boşanmayı, ayrılmayı düşündünüz mü? Eşime hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Yani düşünüyorsunuz ama bu sefer de diyorsunuz ki yani işte bir çocuğum var. Hani yapmayalım. Fedakarlık eden yine siz oluyorsunuz aslında. Yani yine giden bizden gidiyor. Ondan sonra da şöyle bir durum da oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bayan çalışıyor. Artık vücut yoruluyor, çöküyor. Bu sefer diyor ki bu yaşlandı, bu çok çirkinleşti. Azıcık dışarı çıkayım. Bu sefer dışarıdakilere kaçıyor. Dışarı kaçtığı zaman da şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Senden kaynaklanıyor. Nasıl benden kaynaklanıyor? Sen kendine bakmıyorsun. İşte o yüzden ben de dışarıdakilere ilgi duyuyorum. Ben orada kadını suçlamıyorum. Yani evli bayan, onlarda da hata var ama yani evli erkekler mesela bayanlara gidiyor ya ben orada kadını suçlamıyorum. Ondan sonra sen diyor suçlusun diyor. Ben diyor o yüzden ona gittim diyor. Ona baktım diyor. Ama sen o fırsatı bana vermiyorsun ki. Hadi bu sefer diyorum ki tamam eşim işte bakımlı bayan istiyor. Bakımlı bayan oluyorum. Sen kim için süsleniyorsun? Yani sürekli siz suçlanıyorsunuz. Her konuda. Bu sefer de böyle oluyor. Bir şeyler mi oldu yani? Kıskançlık çıkıyor bu sefer de. Niye oraya baktın? Kime süslendin? Kim için giyindin? Senin için yaptım. Benim için bunları yapmanı istemiyorum. Bu sefer tersine dönüyorsun. Sen çok çirkinleştin, çok bakımsız oldun. Bu sefer kadın ne oldu? Kadın bir kukla oldu sadece. Öyle çevir, o tarafa çevir, o tarafa. Yani nedir bu? Amaçları ne? Neden bunu yapıyorlar ben hala anlamıyorum ama artık gerçekten yeter diyorum, yeter. Peki kendi hayatınızda nasıl çözüm bulabileceğinizi düşünüyorsunuz toplamında? Bir laf var, saldım çayıra meyram kayı. Onun gibi oldu artık gerçekten. Artık ne yapsak da fark etmiyor. Benim şu an tek hayalim mi diyeyim, artık umudum mu diyeyim, oğlumu çok iyi yetiştirmek istiyorum. Yani oğlumun gözünde kadınlar bir eşya olmamalı. Yani sadece bir amaç olmamalı. Kadına değer vermeyi öğretmeye çalışıyorum ona. Gerek annesi olarak işte teyzelerin olsun, kuzenlerin olsun. Yani kız deyip kadın deyip böyle kaldırıp atmasını istemiyorum. Bu şekilde şu anda tek hayalim o. Onu çok güzel yetiştirmek istiyorum. İnşallah da becerebilirim. Teşekkür ederim. Bir sürü sorun sıkıntının temel nedeni yine işte bu sisteme dayanıyor, bu devlet politikası aslında. Yani şimdi zamanında dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı olan Erdoğan ne demişti hani bugüne doğuda olaylar yaşanırken? Kadın olsun, çocuk olsun, gereği neyse yapılır demişti. Ya şiddetten bahsetmişti Erdoğan. Aslında bütün bu yaşadıklarımız bundan bağımsız değil yani. Bizi yönetenler sürekli toplumu bir şiddet politikasıyla zorla, baskıyla yönetmeye çalışıyor, baskı altına almaya çalışıyor. Kadınlarımız da bu şekilde aslında şiddetle, baskıyla el altında tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz kadınlar kurtuluş mücadelemizi sisteme karşı yöneltmek zorundayız. Yani bu düzene karşı mücadelemizi yükseltmek zorundayız. Bu sistem değişmediği sürece, bu kapitalist düzen değişmediği sürece emin olun bu kadınların yaşamı, yaşadıkları değişmeyecek. Çünkü yaşadığımız her sıkıntının temel kaynağı bu düzen, bu düzenden kaynaklanıyor. Onun içindir ki biz kadınlar her zaman için biz bir araya gelmek zorundayız. Mesela 8 Mart nasıl ortaya çıkmıştır? 8 Mart'ı kimler yaratmıştır? İşçi kadınlar yaratmıştır. 1800'lü yıllarda dokumacı işçi kadınlar ekonomik hakları temelinde işte mücadele ettiler. Bedeller ödediler, haklarını kazandılar. Yani bedel de ödediler ama sonuçta hiçbir hak birileri tarafından verilmiyor. Mücadele ederek kazanılıyor, bedel öderek kazanılıyor. Dolayısıyla bizler de daha çok ağır bedeller ödemeden
biz bir araya gelerek, bilinçlenerek, örgütlenerek haklarımızı elde edebiliriz. Ve yine söylüyorum, biz hedefimizi sisteme karşı yöneltmek durumundayız. Yani bizi ezen, yok eden, ekonomik temelde olsun, siyasi temelde, cinsel temelde her türlü bu sistem bu hale getiriyor bizi. Onun için okuma grupları oluşturulabilir. Mesela ayda bir kitap belirlenebilir. Ya da işte Ekmek ve Gül dergisi var, kadınların çıkarmış olduğu bir dergi. Bu dergi üzerinden yine kadınlar aylık olarak bir araya gelir, bunlar üzerine tartışmalar yürütebilir, daha farklı etkinlikler planlanabilir, ilerleyen süreçlerde ortaya çıkar bu. Evde çalışan kadın hani çalışmıyormuş gibi gözüküyor ama aslında evde çalışan kadın çok büyük emek sarf ediyor ve bu görünmeyen bir emek aslında. Maddi karşılığı olmayan, görünmeyen bir emek. Özgür olmak istiyoruz. Özgür olmak için de birleşmekten başka çaremiz yok. Yani birleşmek zorundayız. Gerçekten kadına birleşirse başarımca da hiçbir şey yok. Biz çok değerliyiz, biz çok önemliyiz. Yani bir kere bunun bilincine varmamız gerekiyor. Neden devlet özellikle kadınlar üzerinde bu kadar yoğunlaşıyor? Hep işte 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın, hep evi tıkamaya çalışıyor. Neden? Çünkü geleceği belirleyen, geleceği aydınlatan kadınlardır. Çocuğunu yetiştiren kadınlardır. Biz çok önemliyiz. Bunun farkında olalım. Silahsız bir dünya olsun istiyorum. Hepimizi Tanrı yarattı. Bu yüzden ırkçılığa ve ayrımcılığın artık son bulmasını istiyorum. Kadın erkek eşitliği olsun istiyorum. Yani erkeklerin bu kadar her şeyi yapabileceklerini düşünmeleri, yani bu haklara sahip oldukları düşüncelerinden vazgeçmelerini istiyorum. Artık dünyamızda şiddet o kadar çoğaldı ki insanlar psikolojik olarak yıpranmış durumda. Herkes sözlü olsun, fiziksel olarak şiddet uyguluyor. Bunun artık yok olmasını istiyorum. Yani insanlar sevgi ve hoşgörüyle yaklaşsın istiyorum. Kadın erkeğe, erkek kadına sevgi ve hoşgörüyle yaklaşsın. Ve insanlar artık daha insancıl olsun istiyorum. Teşekkürler. Ben de askeri ücretine çalışıp da 600 lira kira vermemek, 400-500 fatura ödememek. Yani mesaiye kalmamak istiyorum. Çocuklarımla daha vakit geçirmek istiyorum. Böyle bir dileğim var. Ben de kadın erkek eşit olsun istiyorum. Kadınlar haklarını bilsin istiyorum. Özgür ve savaşsız, barışla bir dünyada yaşamak istiyoruz. Ben de önce kadınlarımıza değer verilmesini istiyorum. Kadın benim gözümde bir çiçektir, anadır, aşktır, sevgilidir. Kadın anlatılmaz, yaşanır diyorum. Ben bir şey demeyeyim ama. Alşemiş teyze. Ben de kadın erkek eşit olsun istiyorum. İnsanlar birbirlerini sevsin istiyorum. Hoşgörü içinde olmak istiyorum. Sevgi, saygı, ilgi. Yaşam standartlarının daha iyi durumda olarak, annelere daha saygılı olarak böyle bir toplum içinde yaşamak istiyorum. Bizim Türkiye'miz zengin bir ülkeyiz. O zenginliği sadece yukarıdaki insanlar değil, hani aşağıdaki insanların da yaşamasını istiyorum. Benim dileğim gelecekteki Türkiye için bireysel olarak insanların eğitim hakkı, sağlık hakkı, bireysel yaşam hakkı, iş hakkı olması dileğiyle teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma. Ben de Türkiye'de ve dünyada her anlamıyla, her hakkıyla özgür bir bayan olmak istiyorum. Ben bütün kadınlarımızı birliğe davet ediyorum. Dışarıda olsun, komşumuz olsun, arkadaşımız olsun, şiddet gördüğü zaman aman bize nasılsa bize yaklaşmasın da işte bizde bir şey olmasın da deyip susmayalım. Lütfen hepimiz kadınız, hepimiz anneyiz, hepimiz ablayız, hepimiz en başında kadın olduğumuz için bir araya gelelim, sessiz kalmayalım, ezilmeyelim. Teşekkür ediyorum. Ben de kadınlarımızın sevgilileri tarafından öldürülmemesini istiyorum. Kocaları tarafından öldürülmemesini istiyorum. Devlet tarafından öldürülmemesini istiyorum. Ve her türlü ayrımcılığa hayır, şiddete hayır diyorum. Bu ülkede barış egemen olmalı. Barış, kardeşlik, sevgi egemen olmalı diyorum. Her türlü. Karı koca birbirini sevsin. Toplum birbirini sevsin. Kürt Türk birbirini sevsin. Alevi Sünni birbirini sevsin. Barış istiyorum. Yaşasın barış diyorum.
Çorum İmat Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeydik. Kadınların dertlerini, sıkıntılarını, taleplerini dinledik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle.